durmak istiyorum. Daha önce aldığınız, hangi markada olursanız olun, hangi markadan, yerel, kurumsal, hiç fark etmez. Almış olduğunuz bütün eğitimleri bir unutun. Çünkü ben bir manifestoydum bu sektöre başladığımda. Ve çok Amerika bulduğum yerler oluyordu, çok Kanada bulduğum yerler oluyordu aldığım eğitimlerde. Yani böyle zincirin nesil tamlaması gibi konuşan insanlar, Kokpalı'yı gibi tarafında konuşan insanlar. Hayır, buranın Türkiye olduğunu, buranın İzmir olduğunu, saat 9'da arama yapılmaması gerektiğini, zincirleme isim tamlamalarından uzak durulması gerektiğini, Ayhan Bey merhaba merhaba, ben Colwell Banker Batı 0640 Gayrimenkul'de Bostanlı Bölge Uzmanı Gayrimenkul Danışmanı Mümtaz, böyle bir şey yok. Tamam mı? Yani bunlar bana hep çok ters geldi. Ve gerçekten artık onlara da çok ters geliyor. Şimdi size samimi bir soru soracağım. Resmi verilere dayanarak soruyorum. Sizce bir sahibinden satılık mülkünü pazara çıkarttığında ilk bir hafta içinde onu kaç gayrimenkul danışmanı arar? 100. 100 diyen var. 500 diyen var. 300 diyen var. Ben size enteresan bir şey anlatayım. Şimdi burada canlı yayında ilgini anlatacağım ama neyse koyuz ya, anlatalım boşver. Arkadaşlar ben gayrimenkul danışmanlığı yaparken tamam kendim fizbo aramaları yapıyorum. Kendim bölge çalışması yapıyorum. Ama başkalarının işi nasıl yapıyor çok merak ettim. Kimse taktiğini de vermiyor. Bizim gibi ofiste kimse bilgisini de paylaşmıyor o zaman. Başkalarının nasıl yaptığını nasıl öğrenirsin Mümtaz? Bir kaba patlatsın bir şeyleri. Harikasın. Ne yaptım biliyor musunuz? Gittim bir tane faturası sat aldım. 538'li. Bir tane faturası sat aldım. Eski usul böyle kısak Nokia telefonu olurdu ya. Yok hareket bu değil. Yanlış anlaşılma. Nokia telefonu da taktım. Bir tane de Gmail'den hesap açtım. ShamilTürk.com. Evet, bir tane de işte Maaşev Modern'de sahibinden satılık 2+1 daire bir tane satılık ilan edildi. Şimdi isim de Şamil Türk Yılmaz. Benim bir ismim de Şamil ama kimse bilmiyor. Sadece askeriyede ismim M.Şamil diye geçtiği için sadece asker arkadaşlarım bana Şamil diye hitap eder. Onun dışında Şamil'i çok kişi bilmez. O yüzden vay Şamil tanı bakayım nereden deyince vay asker arkadaşım diyorum aslında hiç hatırlamaz zaten. Kesin askeriler mi? Şamil'i kimse bilmediği için ben böyle bir ilan yayınladım. Şimdi o aldığım hattı da kimse bilmediği için o hat çalıyorsa neyle alakalıdır? Bu evle alakalıdır. Biraz da tiyatrocu olduğum için sesimin rengini de birazcık değiştirerek konuşuyordum onlarla. Ve şunu gördüm. Benim uzmanlık bölgemde rakibim diye gördüm. Ya adam broker olmuş. Veya bu sektörde 7 yıllık falan. Ne kadar salakça biz bu aramaları yaptıklarını gördüm. Benle konuşuyorlar. Ama bak neler neler. Bir hafta içinde ben 140-150'ye yakın arama aldım. Bunların 20-30 tanesi kurumsaldı. Geri kalanlar yereldi. Yerel olanların ortak taktiği, bir müşterimiz var bir görüşelim. Müşterisi de ofis arkadaşıdır büyük ihtimal. Tamam, bu taktikleri çok uygulandı. Kurumsaldan da işte bizim uzmanlık bölgemizde yer alıyor Smalls. Bu yüzden bizimle görüşmek durumunda Smalls diyen böyle salaklar varmış. Ya bir baktım ki, ulan ben 3,5-4 yıl içinde bu sektörün içinden geçerim ha. Yerim çok kötüler. Ya ben iyi olduğum için değil, onlar kötü olduğu için. Öyle de oldu Allah şükürler olsun. Şimdi size anlatacaklarım tecrübeyle sağlam. Yani onların ne hatalar yaptıklarını orada gördüm. İki, ben gayrimenkul sektörüne girdiğimde bütün eğitimlere katıldım. Ya sadece kendi markamın eğitimlerinden bahsetmiyorum. Nerede, hangi markanın ne eğitimi varsa katıldım. Bir tane İstanbul'da bir eğitim vardı. Şimdi markanın ismini söyleyeyim. Bir broker arkadaş sağ olsun beni yeni danışmanım diye Zoom'dan dahil etmişti. O zamanlar da ben pandemi falan yok.
Hani Zoom'da oldu diye orada görmüştüm. Yüzümü ya tiyatrodan karşı takma bıyık falan takarak eğitime katılmışlığım var. Yani tanımayın diye. Sanki çok herkes beni tanıyormuş gibi. Ve sonra tanıyacakları vardı. Bütün eğitimlere katıldım. O yüzden ben işte Ignite, Power Start, Blue Start, AMP falan filan. O yüzden biraz daha bize uygun hale getirdim arkadaşlar. İnsanlara ben Coldwell Banker, Batı 0640, sanki Arthur Coldwell benim dedem 1906. Hani öyle bir dünyanın olmadığını gördüm. O yüzden bugün size sadece gerçekleri anlatacağım. Yani sadece bize özel bu aramalar nasıl yapılmalıyı anlatacağım. Önce bu kazanın ne olduğunu anlatayım size. Benim önümde kocaman bir kazan var. Altındaki ateşi yakan benim. Kazanın içi su dolu. Suyun içine de her gün bir sürü taş atacağım. Bu taşların hepsi bir sahibinden satılık. Ve altı full kor ateş, yani bayağı ne? Neden? Tazik denmez. Buram buram ateş işte. Yanıyor. Tamam mı? Bazı taşlar biraz yosunlaşacak bir süre sonra. Bazı taşlar çatlayacak. Bazı taşlar dimdik duracak. Hiç ona hiçbir şey olmayacak. Bazı taşlar diğerlerine yaklaşacak. Bazı taşlar fokurdayacak. Ama her biri farklı reaksiyon verecek değil mi ateşe göre? Taşın kütlesine bağlı olarak. Ben o kazanı ne kadar düzenli olarak çevirdiğime bakacağım. Şimdi mantığını birazdan daha detaylı anlatacağım. O yüzden ismi Fizbo kazanı. Ama önce bu kazanda, hoş geldiniz arkadaşlar. Önce bu kazanda neyi kaynatmam gerektiğine bir karar vermem lazım. Yani benim bir kazanım var. Kazana neleri atacağım veya neleri atmayacağıma bir bakmam lazım. Peki, şimdi ben şu artık hoş geldin, merhaba ne güzel bir adam, ışığını kapatayım. Artık biraz daha slaytlar görürüz. Bunu da kapatayım mı? Evet. Kapatalım, tamam. Güzel. Oğlum Bey, canlı yayınımızı kaç kişi izliyor şu an? Benim hesaba bakacağım. 71. 71. 71 kişi izliyor. 60'dan geriler biraz sonra. Şimdi arkadaşlar, biz herkesi arayacağız da, herkes arayacağız da, önce bir arama kriterlerini belirlemen lazım. Bunun için bir uzmanlık bölgesine ihtiyacım var. Biz bunu uzmanlık bölgesi eğitiminde, Şoman'ın Şevket gibi oldu. Biz bunu kalemde anlattık, masayla. Şimdi uzmanlık bölgesi eğitiminde bir kez daha anlatacağım. Anahtar teslim, gayrimenkul danışmanlığı için. Lakin uzmanlık bölgeni bir kere belirlemen lazım. Buraya çok detaylı giriyor. .com uzmanlık bölgen olmalı. Bütün İzmir'i satamazsın kardeşim. Bütün Türkiye'yi satamazsın. Ben bazı arkadaşlar görüyorum. 7 tane portföyü var. Biri Ali Ağa'da, biri Kemalpaşa'da, biri Çeşme'de, biri Karaburun'da, biri Kemalpaşa'da, biri Alsancak'ta, sevme Allah'ın menhamı. Bir tanesine, herhangi birine yer göstermeye gittiği gün o günü bitiyor arkadaşlar. Bunlara uzmanlık bölgesinde değineceğim. Lakin uzmanlık bölgeni belirle. Farz ediyorum ki bugün bizim uzmanlık bölgemiz Bostanlı. Tamam. Aslında Bostanlı'nın bile içinde farklı, biraz daha dar bir alan olmalı ama daha geniş anlaşılsın diye anlatacağım. Şimdi biz uzmanlık bölgesi çalışırken bu sektörün düştüğü bir hataya lütfen düşmeyelim ilk önce. Adamlar gayrimenkul sektörüne yeni girmiş diyor ki ben ticariciyim. Ben commercial annem diyor. Aksi halde bir tane kiralama yaptın mı abi şu ana kadar 4000 yok yok. Benim commercial. Tamam hani almayayım annem modunda. Bir kere lütfen ticari gayrimenkulün benim gözümde biraz daha endüstriyel olduğunu söyleyeyim. Yani bacalı sanayiye veya işte hospitality, hastane, akaryakıt, fabrika, depo, antrepoya biraz daha ticari gayrimenkul gözüyle baktığımı. Bir apartmanın üst katları konuksa, altları dükkansa bir gayrimenkul danışmanın uzmanlık bölgesinde hepsini çalışabileceğini söyleyeyim başta. Yani bazı arkadaşlar var, işte gayrimenkul sektörüne yeni başlamış, geliyor bana Mümtaz Bey, benim uzmanlık bölgemde bir dükkan portföyü geldi, bizde ticari çalışan var mı? Arkadaş bir üst katında satılık afişin var, çarpmasında kilalık afişin var.
Dükkanı pazarlarken de çok farklı bir şey yapmayacağım. Ana hatlarıyla ufak tefek değişiklikler tabii ki var. Ama pazarlama planı neredeyse aynı. Pazarlık neredeyse aynı. Tamam mı? O yüzden dükkan ve konutu lütfen ayırmayın. Uzmanlık bölgenizde başlayıp yukarı bakarak dolaşmayın. Biraz alt katları da görmemiz lazım. Arama kriterlerimizi belirlememiz lazım. Neden? Şimdi sahibinden nokta.com o kadar güzel bir uygulama getirmiş ki. Sağ olsunlar. Yani ayı 40 bin lira deyince biz teşekkür edebiliyoruz. Güzel bir uygulama getirmişler. Ben Bostanlı bölge uzmanıysam eğer, Bostanlı'da benim arama kriterlerime uygun yeni bir ilan yayınlandığında bana SMS gönder, bana e-posta gönder diyebiliyorum sahibine şu an. Doğru mu? Arama kriterini kaydettiysen. O yüzden arama kriterlerini doğru belirleme kaydet. Ben size arama kriterleri kelimelerine neler vereceğim bugün. Çünkü böyle kaydettim telefonuma. Örnek veriyorum. Fizbo Bostanlı konut. Yani Bostanlı'daki bütün sahibinden satılık konutları ben arıyorum. Yeni bir sahibinden satılık konut ilanı yayınlandığında bana bildirim gönder diyorum. O da bana bildirim gönderiyor. Tamam mı? Size şu anda 4 tane arama kriteri başlangıçta yapmanız gerekeni anlatıyorum. 1. Fizbo Bostanlı konut. 2. Fırbo neydi? Kiralık. Fırbo Bostanlı konut. Yani Bostanlı'daki sahibinden kiralık mülkleri de ilana yayınlandığı anda ilk bana bildir. Hemen bana bildirim gönder diyebiliyorum. 4. Fizbo Bostanlı dükkan mağaza. Yine dördüncüsü de aynısının kiralığı. Şimdi bakın, bunu arttırabilirsiniz. Fizbo Bostanlı ofis büro, Fizbo Bostanlı komple bina veya Fırbo Bostanlı, bunları arttırabilirsiniz. Ama ayrı ayrı arama kriterleri belirlemeniz ve kaydetmeniz gerekir. Bunda sınır yok. İstediğiniz kadar arama kriteri belirleyebilirsiniz. O yüzden ben şimdi sahibinden satılık Bostanlı'daki konut ilanlarını bulmak için sahibinden.com'da bu sahibinden.com eğitiminde ilan portalları eğitiminde size çok ince detayına kadar anlatacağız. Hatta çok da tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Yine Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Artık bizim bir web sitemiz var. Bu web sitesi sahibi ofis sayısı 5-6 ofis var. Sadece bizim markamızda değil, bir sürü markada. Kendi web sitesinin sahibi ofis var. Bu anlamda ilk izlemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama biz aynı zamanda batı0640.com.tr üzerinden ilan alacağız. Yani yarın bir gün bir satış ekibimiz sahada emlak ofisleriyle anlaşma yaparak bizde ilanlarının yayınlamasını sağlayacak. Öncelikle sizler kollarcenkör.com.tr'ye, sahibinden.com.tr'ye portföylerinizi yüklerken aynı zamanda batı0640.com.tr'ye de yükleyeceksiniz. Bunun tatlı bir heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca iOS ve Android tabanlı mobil uygulamamız da artık, yani tester'da ben görüyorum, devamlı bana gösteriyorlar ve çok heyecanlanıyorum. Sizlerin cep telefonunuza hadi bakalım Google Play'den, App Store'dan hadi bakalım indirelim arkadaşlar dediğim günü heyecanla böyle gözlerim dolu dolu bekliyorum. Yani biz aynı zamanda bir arama motoru da haline de geleceğiz. Yani motor deyince yanlış anlaşılmasın. Hani öyle bir motordan bahsetmiyorum. Evet, arama kriterimizi belirledik. Biz Bostanlı'da, uzmanlık bölgemiz olan Bostanlı'da sahibinden satılık olan tüm konutların bilgi sahibi olmak istiyoruz. Önce bunu belirlemen lazım. 2. Bostanlı'da şu an bir kişi bana lütfen yapabilir mi? Bostanlı'da sahibinden satılık kaç tane konut var? Bir kişi bir yandan yapsın. Tamam, yani bana kaç tane ekmek var uzmanlık bölgemde? Hoş geldiniz. Sektöre başladım. Bana ekmek kaç tane var? Sadece sahibinden satılıkta. Evet, kaç tane var? Güzel bir ekmek sayısı. Şimdi 4 falan diyorlarmış. Ben rezil oluyorum. Kim bakıyor? Ben bakıyorum.
Evet, alayım rakamı. Yirmi yedi tane, güzel. Bu 27 ise, tecrübeyle sabit bir şey söyleyeyim size. Aşağıdakilerin, yani sahibinden kiralık konut, sahibinden satılık dükkan ve sahibinden kiralık dükkanların toplamı yaklaşık 80'e yakın bir ekmek gelecek demektir. Şimdi arkadaşlar, sahibinden satılık Bostanlı'daki 27 ilanı açtık değil mi? Şimdi bu sektörün yaptığı en büyük hatalardan biri, Recep İvedik'in filminde iş seçmediği gibi, bu olmaz, bu bana göre değil, bu şöyle, bu böyle diyen gayrimenkul danışmanlarıyla dolu sektör. Asla portföy seçme ve inceleme. Açıklamalarını falan okuyacağım diye uğraşma. Bakıyor arkadaşım ilanı, sahibinden satılık ilanı bakıyor, diyor ki bu satılmaz. Ya ne istinaden satılmaz? Rakamı çok yüksek. Satılmaz. Anladım, iyi. Bu ötekini niye atladın? Mümtaz Bey, onun yeri çok saf. Satılmaz mı? Satılmaz. Bunu niye atladın? Ya Mümtaz Bey, düz şey yok. Ters dubleks var. Niye aramıyorsun? Satılmaz. Neden? Yok, benim babaannem sevmiyor da. Ulan senin babaannene mi satacağız bir tek? Lütfen ilan aramayın. Geçen eğitimde ön yargılı olmayın, öngörülü olun demiştim, hatırlıyor musunuz? Kesinlikle ilan seçmeyin. Bunların tamamını arayacağız. Hatta tamamını ilk arayan biz olacağız. Ama bizim özelliğimiz diğerlerinden farklı olacak. Oraya geleceğim biraz sonra. İlan seçmeyin. Açıklamayı okuyup motivasyonunu bozan deliler var. Asla ilaççılar aramasın yazıyor büyük sahibi. 140 tane telefon almış adam. Nasıl yazmasın bunu? Bugün öğleden sonra atölye yapacağız. Göreceksiniz. Diyecek, ben oraya yazmadım mı? Neden aradınız diyecek. Birazcık sohbet edince ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir Behiye Hanım vardı, Behiye Hanım. Atölyede aradık. Ama ben inatla dedi ki, ben sizi aramayın demedim. Bak, randevuya inat ettim, arkadaşımla birlikte gittim. Behiye Hanım ne dedi biliyor musunuz? Biz onu ücretsiz biz sattık bu arada. Behiye Hanım şunu dedi. Ben dedi analitik biriyim Mümtaz Bey. 10 gün boyunca bir tane normal alıcı, ben burayı görmek istiyorum. Biz kendimize bir ev okuyoruz diyen bir tane insan aramadı. 110'dan fazla dedi bak. 120 yoktur, 110'dan az yoktur dedi. Siz aradınız yani, emlak sektöründen aradılar dedi. Ve hepsi o kadar aynı şeyi söylüyordu ki dedi. İşte biz kurumsal bir firmayız, bir pazarlama firmamız var, reyna var falan. İşte yetkiler biz çalışmıyoruz, bunu yapmıyoruz. Telefonda portföy görüşmesi yapan deli dolu. O yüzden portföy seçmeyin. Arayın arkadaşlar. Zaten bizim birazdan söyleyeceğim. Aramadaki tek amacımız zaten randevu alma. Anlaşık mı? Yani o ilanlara bakmamayı başarabilecek misiniz? Ben ilanı açınca baktığım ilk şey telefon numarası oluyor. Telefon numarasına bakıyorum. İsmine bakıyorum. Örnek veriyorum. Canan Kazandı. Telefonuma kaydedeceğim ya aramadan önce. Benim için ne o? Fizbo. Değil mi? Neredeydi? Bostanlı konuttu. Kaç metrekare? 130 metrekare. Hangi mahalle? Şu mahalle. Ne kadar istiyor? 2.950.000 lira. Telefonuma kaydederken bunları kaydederim. Başka detay bakmam. Aradıktan sonradır o detaylar bende. Birazdan çok ince detayına geleceğim. Rahat olun. Böyle çok üstün körü geçiyor gibi anlaşılmasın. Şu an size tek anlatmak istediğim şey şu. Portföy seçmeyin. Tamam mı? Hepsi aranacak portföy. Birisini arayacağınız zaman, örnek veriyorum, telefonunuzda bir ilan açtınız. Bu sizin telefon ekranınız. Burada ne var? İlanın fotoğrafı var. İşte burada fiyat yazıyor, özellikler yazıyor değil mi? Cep telefonunu o kişiyi kaydetmek için önce o ekranın bir görüntüsünü screenshot alın. Sebebi şu, insanlar sizi aradığınızda
isminden, cisminden veya kim olduğundan çok hatırlamayabilirsin. Ama o kapak fotoğrafı sana onun kim olduğunu, şifrelerini verebilir. Doğru mu? Tamam mı? Bunun kapak fotoğrafını alın, bunların hepsini uygulamalı yapacağız, rahat olun. Screenshot çok önemli. Yani ekran görüntüsünün screenshot'ını alın. Kaydederken, kişiyi kaydederken, ben şimdi örnek veriyorum, Ayhan'ı telefonuma kaydederken Ayhan'ın bir fotoğrafını koyabilirim değil mi? Ayhan'ı her aradığımda veya Ayhan beni her aradığımda telefonuma fotoğraf düşmez mi ekranıma? Kaydetmişsen düşer. O yüzden bu Fizbo ile her telefon görüşmemde de ekranımda o kapak resmi olsun istiyorum. Tamam? Devam ediyorum. Aramadan önce Fizbo'yu telefonuna kaydet. Burası çok önemli. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Ahmet Türk Yılmaz. Kaydettim telefonu. 7,5 ay sonra beni aradı. Kim? Ahmet Türk Yılmaz değil mi? Geldi, hatırla. İnsanları telefonunuza kaydederken normal hayatta da öyle. En ince detayına kadar kaydedin. Çünkü yarın bir gün telefonuma kaydetmiştim demeden o hatırladığınızı belli edersiniz ve bu onun için çok değerli olur. Örnek veriyorum, Ahmet Türk Yılmaz beni aradığında hatırla bakayım nereden dedi diyelim. Ona şöyle bir şey desem nasıl olur? Bak normal hayattan örnek vereyim, bırak gayrimenkulüm. Ahmet abicim seni nasıl hatırlamam? Biz bir gün bir tiyatro oyununa gitmiştik. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Seninle kantinde karşılaşmıştık. Sen mimardın değil mi? Abi helal olsun sana ya. Sende nasıl bir zeka var? Helal olsun vallahi, çok şaşırdım. Yok abi telefonda yazıyor demem değil mi? Nasıl tanıştıysam öyle kaydederim. Benim telefonumda o kadar komik kayıtlar var ki. Bak o kadar komik kayıtlar var ki bana şunu diyen, şöyle diyen gerizekalı falan diye kaydetmişimdir. Bak hani her şeyini yazmışımdır onu. Gerizekalı yazınca zaten 70 kişi falan çıkıyor. Ama biz eğer Fizbo'yu kaydediyorsak onu telefonumuza lütfen en ince detayına kadar kaydedin. Bunun gayrimenkulle ilgili faydasını anlatacağım. Bir kez daha detaylandıralım. Ahmet Türk Yılmaz. Bak daha aramaya bile geçmedim, hazırlık yapıyorum. Ne öyle kolay bir iş değil. Ahmet Türk Yılmaz. Kaydetmeye devam. Neydi Ahmet Türk Yılmaz benim için? Bir Fizboy. Tamam. Demek ki o bir sahibinden satılık. Bu vesileyle tanıştık. Neredeydi? Bostanlı'da. Sattığın şey neydi? 2+1 daire. Tamam. Daire satıyorum. Tamam mı? Kaç artı kaçtı? 2+1. Kaç metrekareydi? Bütün bu bilgiler ilanda yok mu? Kaç metrekareydi abi? 90. 90 metrekareydi. Ne kadardı rakam? Sallayın. 1.200.000 liraya Bostanlı'da 2+1 daire. Tabora verebilir miyim? 2.650.000 lira. Şimdi ben Ahmet Türk Yılmaz'ı telefonuma bunu yazarak kaydediyorum. Az önce demiştim ya, hani Ahmet'in resmi yerine de o aldığım ekran görüntüsünü kullanıyorum. O zaten bazıları bilinçli oluyor ve mümkünün gerçekten dışarıdan çekilmiş resmini falan kullanıyor. Bazıları da daha boyu çekip kapak fotoğrafı yapamıyor. Bak klozet oradan tanı bizim ne kadar güzel diye. Bu kapak fotoğrafında Ahmet Türk Yılmaz'ın fotoğrafı olarak kaydediyorum arkadaşlar. Çünkü o beni ne sebepten ararsa arasın, o beni aradığında cep telefonumun ekranında bu bilgiler yavaş yavaş geçiyor mu? Ben onun kim olduğunu görüyor muyum? Şimdi beni Ahmet Bey farz ediyorum benimle çalışmasa dahi bölgeyle ilgili bir şey soracak. Atıyorum. Ya Mümtaz Bey siz gayrimenkul danışmanı olarak beni aramışsınız. Ben de size bir şey soracağım. Ya bizim bu bölgedeki Nikos Akçak diyorlar. Doğru mu diye sormaz mı insan? Hani belki orada evinin değerini ölçecek, biçecek, nasıl gidiyor?
Bakın benimle randevu bile, bana randevu bile vermemiş olduğunu fark ettim. Şimdi birisi böyle bir şey sormak için beni arayabilir mi? Kim arar? Gürkan Bey arar. Ya beni hatırladın mı bile diyebilirsin, tamam mı? Efendim? Alo, Mümtaz Bey merhaba. Ahmet Bey merhaba, nasılsınız? Estağfurullah. Ahmet Bey, öncelikle yanlış mı hatırlıyorum? Siz Bostanlı'da 2+1 90 metrekare 2 milyon 650 bin liralık satılık mülkün sahibiydiniz. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet evet, öyle bir şey var ki şöyle. Tamam dur. Patlatma şimdi. Şimdi ben bu yanlış mı hatırlıyorum çok sevdiğim bir taktiktir. Aslında ekranda görüyorum lan. Hani okuyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ama yanlış mı hatırlıyorum çok kullanıyorum ben bildiğim bir konuda. Geçenlerde etki çevresi eğitimde ne demiştim? Yanlış mı hatırlıyorum bugün 7 Mayıs sizin doğum gününüz olsa gerek değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Değil mi? Bu telefonlar çok etkili demiştim. Arkadaşlar ismini kaydettiğinizde ve ne olduğunu özelliklerini kaydettiğinizde sizin bir süper zeka olduğunuzu düşünecek. Ama ya bu adam benim adımı güzel kaydetmiş. Ben hemen yetkiliyim ona demeyecek. Ne anlatmıştık? Beynin pozitif lobüne ve negatif lobüne hizmet eden bazı hormonlar var. Benim farkında olmadan artı haznesini alır. Tamam mı? O adam analitikti. O adam iyiydi. Bak o adam bana isimle hitap etti. O adam şöyle böyle. Öyle mi? İsimle hitap konusunda ne isimler veriyorsunuz? Öyle mi? Yani bu o kadar değerli ki. Şimdi arkadaşlar o yüzden kayıt çok önemli. Bir de isim kaydederken notlar kısmı var. Orayı da birazdan kullanacağız. Daha kayıt kısmı daha bitmedi emin olun. Portföy görüşmesine gitmeden önce evet. Evet. Ama bu aramadan önce var. Yok, görüşmeye gitmeden önce çok işim. Evet. Elbette vaktin varsa. Vaktin var. Tabii ki. Dün biz Ayhan Bey'le bir portföy görüşmesine gittik. Daha doğrusu bir halk ziyarete gittik. Ayhan Bey çok güzel bir şey yapmış. Sosyal medyasını stalklamış. Adamın en son storiesinde bir plak, eski bir plakın olduğunu görüyor ve böyle bir koleksiyonu olduğunu görüyor. Ziyaretimize gitmeden önce ne plak almıştın abi Selam Şahin? Yok ya Sezen Aksu'nun abi şey. Tam bir plak almış. Plak aldım. Yani. Ve adam onu en bitirine koydu. Yani babam resimli resminin yanına koydu. Tamam mı? Hani bunlar çok önemli ama geleceğiz. Ama o portföy görüşmesi. Daha biz yüz yüze bile geldik. Telefondayız. İlanı favorilerine kaydet. Çünkü birazdan arayacağım. Tamam mı? Artık benim kazanıma geliyor. Benimle çalışacak ya da çalışmayacak. Benim kazanımda kaynayacak mı? Ben ona düzenli aralıklarla dokunacak mıyım? Aramadan bir daha pis herif diyene kadar arayacak mıyım? Evet. O yüzden favorileri ekleyelim. Neden favorileri ekliyoruz? Sektördeki yeni arkadaşlarımız için biraz daha detaylı verelim. Eğer favorileri eklerseniz sahibinden.com bu 2650 Ahmet Türk Yılmaz 2500'e çektiğinde bana bildirim gönderiyor. Diyor ki bak sen bu adamı takip ediyordun. Favorilerini almışsın. Bak bu adam fiyat değiştirdi ha. Bence bir ara diyor. Aslında bence bir ara diyor da işte sektörün %95'i şöyle anlıyor. Ha 2,5'a düşmüş. Vay be. Arasın ha. İyi 2,5. Yaklaşmış. Biraz daha düşsün ararım. Tamam mı? İlanı favorilerine kaydettin. Güzel. Artık arama yapmaya neredeyse hazır olalım mı biz Ahmet? Şimdi birazcık teknik bilgi vereceğim ama hayatta da çok kullanılması gereken bilgiler. Lütfen ağzında ne varsa çıkar. Ben hani o cep telefonu attın 38'de hattı aldım dedim ya. Şamil Bey olarak beni aradılar. Allah'ım ben neler tespit ettim.
Adam bir yandan yemek mi yiyor, bir yandan sakız mı çiğniyor? Ağzında fındık mı dolandırıyor, ne yapıyorsa. Ben çocukken kekemeydim. Anam böyle leblebi nohut koyardı. Yani ağzımın içine, yani akupunktura gidiyorduk bir yandan. Bir yandan da psikoloğa gidiyorduk. Onlar şey diyordu böyle, işte nohut koy falan. Onu koyunca konuşabiliyordum, çok şaka gibi. Ama konuştuğum etkileniyordu. Ne anlamı, şey mi anlamıştı? Sizi bir sürü firmadan çağrı merkezlerinden arıyorlar. Hiç böyle ağzında bir şey olan birini duydunuz mu? Ama ben burada bu kulaklar neler işliyor, kurban olurum, buralar oturuyor. Ahmet Bey'im merhaba. Mülkünüzü satışa çıkarmışsınız. Ha! Falan hani. Tamam mı? Ağzında ne varsa çıkar. Bak çok önemli. Aslında bir tabii gayrimenkul eğitiminin de dışında bir konu bu. Biriyle konuşurken zaten ağzında bir şey olması lazım. Ayağa kalk. Bak bu çok enteresan. Ayağa kalk. Bunu ben tavsiye ediyorum. Özellikle yapabilmeye başlayana kadar. Yani binlerce kez fiz buharımızı yapmış biri olarak ben artık makineli tüfek gibi aynı kelimelerle fiz buharımızı yapabiliyorum. Hani yapmak yapabilmeye aşıktır diyoruz ya. Yapabilmeye başlayana kadar burada yer var. Yapabilmeye başlayana kadar ayakta konuşun. Neden? Sesinizin rengi öyle bir renk ki enerjisi ne abi? Yeşil. Telefonu götürüyorum. Tamam, değişiyor. Arkadaşlar, ben sizinle ayakta konuşurkenki ses tonum bu. Aynı tonla üfleyeceğim sesi. Ben sizinle ayakta konuşurkenki ses tonum bu. Ben sizinle ayakta konuşurkenki ses tonum bu. Fark ettin mi? Evet. Çok fark ettim. Peki bu enerji karşıya geçer mi? Pek tabii ki geçer. Ama sen bu işi muhteşem şekilde yapabilmeye başlayınca bence oturarak da yap. Onu ayarlayabiliyorsun belli bir süresin. Oturduğun yerde de diyafram, bu biraz siyahtal eğitime geliyor ama hani diyafram açma sabah ha bunu yap demiyorum. Ama bunu organize edebilirsin. Ama ilk aramalarında lütfen ayakta bir şekilde yap. Sebebini anladınız mı? Şey, diksiyon ve spikerlik kursunda eğitimlerinde var. Emin olun, bakın samimiyetle söyleyeyim. Şu an aklınızdan ne geçtiğini biliyorum. Biliyorum karşı taraf şöyle bir şey düşünmüyor. Hanım oturarak konuşuyor. Kesin oturuyor. Tamam. Ya böyle bir oturmaktan bahsetmiyorum. Ben şimdi yıllar önce tiyatro yaparken, ya hala yapıyorum da stand-up yaparken daha doğrusu, Türk aile yapısından bahsederken şu oturuyoruz lafından çok bahsederim. İşte halamgiller ne yapıyor? İşte ne yapsınlar? Oturuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de oturuyoruz. Hani oturmayı teyit etmek için arıyoruz genelde. Yani öyle yapmıyor muyuz? Biz şu an ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Oturuyoruz. Hep beraber oturuyoruz. Geçen gün ne yapıyorduk? Orada da oturuyoruz. Ayağa kalkmanın önemi sesinin rengine yansır. Yine ne dedim? Beyin farkında olmadan artı haznesine alır. Psikolojik hazırlığını check et. Bak, burası var ya, önemsiz gibi görünen ama var ya, muhteşem önemli bir konu. Bu şu demek arkadaşlar, ya şu aramaya başlamadan önce, bu ses mi kaydediyor? Tamam. Aramaya başlamadan önce, iyi buralar bayağı sesimin rengi iyi gelir. Arama yapmadan önce şöyle birkaç saniye lütfen kendi kendinize böyle bir her şey oldu. Evet şimdi arıyorum deyin. Neden? Bir, bu işe başlarken burada şalterler var. Biri özel hayat şalteri, biri iş şalteri. Lütfen şu özel hayat şalterini indirin. İndirmeyi başarın. Eşinize, sevgilinize, ailenize artık kimse ona da bu şalteri indirtmenize yardımcı olmasını rica edin. Çünkü bazen o kadar böyle moral motivasyonu bozuk insanlar fiz buharlaması yaptığını görüyorum ki. Bazen o kadar motivasyonu bozuk insanların portföy görüşmelerine gittiğini görüyorum ki. Ya o kişiyi gerçekten ilgilendirmiyor senin karınla veya kocanla yaptığın kavga. O kişiyi gerçekten ilgilendirmiyor senin 5 dakika önce yediğin kilim. Değil mi?
yetişkin her erkeğin başına gelecek o tribi yemeden. Değil mi abi? Yani. O yüzden psikolojik hazırlık şöyle bir hazırlık. Bunu yapmak ve yapabilmek eğitiminde daha detaylı anlatıyorum ama fiziksel hazırlık nasıl birkaç saniyelik bir check etmektir? Gayet iyi değil mi? Evet. Şunları bir şöyle yapmaktır. Psikolojik hazırlık da bu kadar bir şeydir. Evet, şimdi daha müşteriye girmeden önce bile değil mi? Evet, hadi bakalım. Deyip girelim. Haydi bismillah diye girelim. Arama yapmak da böyledir. Bu kulaklar neler duyuyor? Adam arama yapıyor. Konuştukları her şeyi çok kalıbına uygun olsa dahi, yani 5 dakika önce öyle bir trip çekmiş veya evde öyle bir kaostan çıkmış gelmiş, işine öyle bir yansıtmış ki müşteriyi şöyle arıyor. Arıyorum seni şimdi, tamam mı? Alo. Bahar Hanım'ın arıyoruz. Bahar Hanım yanınızda bir Bahar Hanım. Mümtaz Önal'a. Ben bir gayrimenkul danışmanıyım. Bundan karar veremedim. Şimdi sarar bu. Ben bir gayrimenkul danışmanıyım. Mülkünüzü satışa çıkarttığınızı gördüm. Pardon Bahar Hanım. Uyudun mu? O iyi senaryo. O saatte oha. Evet. Niye geç kaldığını anlayacaksın. İşin için yani ben bir gayrimenkul danışmanıyım. Mülkünüzü satışa çıkartmışsınız. Umarım mümkün olan en kısa zamanda mümkün olan en iyi rakama mümkün olan en iyi yatak mülkünüzü satarsınız. Şu an biraz abartıyorum. Ya kapatabilir de ben ne yapabilirim ya bu adamada? Birisi çıkar ya ben satışçının, gayrimenkul sektörünün kralı olsam, moralim bozuk bir arama yapsam ve bunu karşı tarafa belli etsem, sektöre yeni başlayan aslanlar gibi birisi bir arar benden sonra, der ki, Bahar Hanım merhaba, Mümtaz Önal ben, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bahar Hanım ben bir gayrimenkul danışmanıyım ve Bostanlı bölge uzmanı olmaya çalışıyorum. Mülkünüzü satışa çıkarttığınızı gördüm. Bir komşunuz olarak öncelikle hayırlısı olsun demek için aradım. Adamın biri çıkar, oyunu değiştirir. O yüzden bu konu gerçekten çok önemlidir. Ben, ya bunu tabii tiyatrola dökmek tamam keyifli oluyor, eğleniyoruz ama gerçekten şunlar yaşanıyor. Hayatınızdaki insanlardan da lütfen iş saati sizi rahat bırakmalarını rica edin. Bak ben, bu kulaklar, bu gözler neler gördü? Kimlerle kimlerle portföy görüşmeleri neler neler? Bak şunu yaşadık. Arkadaşımla portföy görüşmesine gireceğiz. Adam tam kapıdayız, gireceğiz. Üstümüze başımıza bakıyoruz. Haydi bismillah çizeceğim. Bir saniye. Efendim. Ama defalarca konuştuk bu konuyu. Her yıl önce sizinkine ne gidiyoruz? Bu sene de bizimkine ne gidelim bayramda? Ne var? Halide neden bu kadar büyüttün ki bu konuyu? Ulan bayrama 45 gün var be kadın. 45 gün var. Benim para kazanmama da 45 saniye var. Benim de evlenir lan. Şimdi kadın örneği verdim de biz de az değiliz. Değil mi? Biz de az değiliz. Hani. Biz de. Bunun aynı var. Biz de yapıyoruz. Benzer şekilde. Onda bir kadar. O tartışılır. Tartışılır da. Aslında 20 de değil mi? Onda bir oldu. Psikolojik hazırlık çok önemli. Lütfen Allah aşkına ne derdin varsa bırak. Özellikle pazarlık eğitiminde anlatacağız. Ama geçen gün eğitimde de bahsetmiştim. Bu iş bir algı oyunu. Bu iş alıcı satıcı ile aracı arasında paraya olan ihtiyacının en az belli edenin kazandığı, en fazla belli edenin kaybettiği bir oyun. O yüzden şu psikolojik hazırlığımızın çok net olması lazım. Az önce küçücük bir örneğini yaptım. Bahar Hanım'ı arayan bir yeni gayrimenkul danışmanı. Ama motivasyonu çok yüksek. Ne kadar net, ne kadar ne hissettiği bilen bir adamaydı değil mi? Daha devamını konuşmadık bile. O yüzden psikolojik hazırlığını lütfen çekin. Mümkünse yeni başlayan arkadaşlar, aynanın karşısına geçin ve konuşun. Sebebi şu, gülümseyerek konuştuğunuz zaman sesinizin rengi etkilenir.
Bir daha söyleyeyim. Gülümseyerek konuştuğunuz zaman sesinizin rengi etkilenir. Bir daha söyleyeyim. Gülümseyerek konuştuğunuz zaman sesinizin rengi etkilenir. Aynı şeyi aynı üfleme tonuyla şiddetiyle söyledim. Yani gülümseyerek senden nefret ediyorum dediğinde bile aa şaka yapıyorsun gibi algılıyor. Senden nefret ediyorum. Çok sen, kusura bakma. Daha dün gece paylaştık abi, hoş geldin. Senden var ya, nefret ediyorum ya. Aa salak şey diye algılanır bu. Peki bu karşı taraf yine kalkıp şey mi düşünecek? O gülümseyerek düşünüyor. Sizinle görüşebilirim. Lütfen onun beynine hükmedin. Sesinizin rengiyle, sesinizin tonuyla, gülümseyerek konuşmanızın sesinize yansıtacağı tatlışlık, tatlılık ne dersin artık? 2022'de eğitim veriyorum. Artık eğitimlerde böyle yaşı çok genç arkadaşlar da oluyor. O yüzden böyle kelimeler kullanıyorum. Tatlış, konuşuk falan. Bunlar seviyorum. Burada en genç kim şu an? Oldu mu? Kaç abi yaş? 34. 34 en genç olamaz ya. Nurcan'dır. Ben 31. 31 yaşında da en genç olamaz. Onlar 29. 29. 25. 25. Vay arkadaş ya. Şu an ortalama yaş bayağı 40 yani ha. Fosiliz ha. Tamam güzel. Aynanın karşısında o zaman daha fil hakika falan diyeyim anlayın. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Bak çok önemli. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Burada benim kurban olurum. Kardeşim gelmiş oturmuş. Bilgisayarını açmış. Kulaklığını takmış. Tam aramalarını yapacak. Arama yapmaya başlıyor. Diyor ki bana aranın merhaba diyor. Arkadan arkadaşlar geliyor. Vaaah! Ofiste böyle sesler geliyor. İyi ki doğdun canım! Başlıyorlar falan. O da orada böyle kalıyor. Bazı arkadaşlarınız ofiste siz bir şeyler konuşurken çat diye telefonla dışarı doğru koştuğunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Oluyor değil mi? Bunun sebebi senden rahatsız oluyor arkadaş. Daha doğrusu müşterisini rahatsız etme ihtimalinden rahatsız oluyor. Lütfen sessiz bir ortamda olun. Eğer konfor alanından arama yapmak istiyorsan, yani toto ısıtıcısıysan, ofiste yapıyorsan bu işi, ofiste de o sessizliği sağlat. Ben ilk ofisimde bu yüzden çok sevinmiyordum. Çünkü devamlı uyarıyordum. Arkadaşlar ben arama yapıyorum. Lütfen biraz dikkatli. Arkadaşlar, dandivanmaya çalışıyorum. Lütfen biraz dikkatli. Baktım bir hafta 10 gün olmuyor. Ben de gittim her gün uzmanlık bölgeme gitmeye karar verdim. Uzmanlık bölgem Modern 3, Mavişehir Modern 3'ün içindeki Modern Kafe'ye oturdum. Orada bildiğin şezlongun üstüne bilgisayar koyup arama yapıyordum. Çünkü oralar sessiz. Hem de uzmanlık bölgem değil. Bu da güzel. Gelene geçene selam verebiliyorum. Bu da güzel. Savaş alanındayım. Bu da güzel. Ama lütfen sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Bazı arkadaşlarımız saygı duyuyorum tabii ki, çoluk çocuk sahibi arkadaşlarımız var. Ve arkadan gerçekten o çocuk sesine engel olmanız lazım. Ben çağrı merkezlerine eğitim veriyordum vakti zamanında. Globalde de yaptım bu zamanda. Orada arka sesi alan teknolojiler var. Aslında orada bu kadar kişi var arkadaşlar. Bu kadar yani siz de alo çünkü sakın bir sesle tane sa diyen ablalar. Öyle olma sizinle çok uğraşıyorsun. Geçen gün biri aradı, ne kadar net konuşuyor dedi, helal olsun dedim sana. Gel gayet net bir şey konuşuyor. O da dedi ki biz Erzurum'dayız. Erzurum mu? Erzurum. Arkadaşlar lütfen sessiz bir ortam. Çok önemli, tamam mı? Evet. Bu kadar kalabalığın içinde konuşma yaparak bazı telefonlarda şimdi son model telefonlarda bu teknoloji var. Arka sesi yok edebiliyor. Ama kulaklıklar da var. Ama her telefon mesela AirPods'larda falan var. Galaxy Buds'larda var diye biliyorum. Ama bunlar bu teknolojiyi kullanmadan da hani burada arama yaparken arkada çılgın parti veriliyorsa yok benim kulaklıklar ne diyor devam edip olmasın.
Tamam. Yani iş saati iş, iş yerinde iş gibi iş gibi. Ve artık bir zahmet adar yani. Şimdi bazı arkadaşlar var. Ne yapıyor biliyor musun? Cem Yılmaz'ın Beli Ağrısı esprisi gibi. Beli ağrıyormuş Cem Yılmaz'ın, biliyorsunuz bu şakayı. Hastaneye gidiyor. Teyzenin biri diyor ki oğlum neyin var? O diyor ki belim ağrıyor teyze. Oğlum diyor yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorsun diyor. Sürmüyorsun bile, çok iyi geliyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız bütün hazırlıklarını yapıyor. İşte bu, işte arama kriterlerini belirliyor, kaç kişi arayacağına bakıyor, 27 tane fizbo var, 17 tane fırbo var. Hepsini belirliyor. Ofise geliyor. Ve sektördeki en büyük hataya düşüyor. Neydi o en büyük hata? Başlayamıyor. Başlayamıyor. Hadi isim de vereyim lan. Topka diye bir arkadaş vardı bizde. Yala bilimsel gelmişti. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Bir gün şu an Olgun'un oturduğu yerde oturdum. Mümtaz Bey dedi ben bir çalışma yapacağım. Sizinle en yakın zamanda paylaşacağım dedi. Tamam Tolga Bey, yapın çalışmanızı, merakla bekliyorum dedi. 15-20 gün falan boyunca Tolga orada oturdu. Bak yemek falan da oraya geliyordu. Çıkmıyordu dışarı. Devamlı orada. Kulaklık takılı. Müzik dinliyordu yanında. Bir yandan bir çalışma yapıyor. Ama ben de onu soruyorum arkadaşlar. Tolga ne yapıyor? Diyorlar ki çalışma yapıyor. İşte ne çalışması yapıyor? Ataşehir bölgesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Güzel. Ne, yani neyini çıkarıyor 20 gün boyunca Ataşehir? Ya işte, işte kaç kişi var falan, işte demografik yapı falan, bir sunum gördüm ekranında falan dedi arkadaş. En sonunda dayanamadım, yanına gittim. Dedim Tolga Bey, ya gerçekten ne yaptığınızı öğrenin mi? Mümtaz Bey zaten bitmişti dedi. Hadi dedi ben size dedi bunu dedi bir sunayım toplantı odasında. Oho, güzel. Bayağı televizyona bağladı HDMI'da. Ekranı yansıttı. Mümtaz Bey dedi, Ataşehir'de dedi. Son 6 ay içinde dedi, ben bu çalışmayı dedi, Kela Bilimsel başlatmıştım dedi. Dedim. 6 aylık bir çalışmayı sunacağım size şimdi. Sun bakalım. Dedi ki Ataşehir'de 6 ay boyunca sahibinden satılığa çıkmış olan 162 tane mülkün hikayesini anlatacağız. İlk ne kadardı? Fiyat neydi? Hangi mahalle? Hangi apartman? Kaç metrekare? Bu bölgedeki ortalama satılıkların metrekare fiyatı? Fiyatı değişenlerin ortalama metrekare fiyatını çıkartmış. Bak değil işi. Dedim 6 ay boyunca hiçbirini aradın mı? Hayır, şimdi başlayacağım işte. Ulan %70'i satıldı. Ulan biz sattık onları dedim yani. Biz sattık çoğunu. Şimdi bak, hazırlık çok önemli tamam. Eyvallah. Ama eyleme dökülmedikçe. Eylem yoksa. Şimdi özellikle bir şey gördüm ekranında. Dedim ki bunları asla arama dediği ilanlar var. Asla arama. Bak 6 ay olmuş asla arama diyor. Niye diyorum en son dedim ya. Pardon ilk demiştim. Rakamı çok yüksekmiş o. Bunları niye aramıyor? Onlar tadilat gerektiriyor. Al yap satçılar var onlar da bunları niye aramadın diyor. Mümtaz Bey diyor, onlar diyor daha önce başka gayrimenkul ofislerine yetki verip başka, orada yetki süresi dolup başka ofise geçenler. Abi biz ne arıyoruz dedim ya. Biz şunun mu peşindeyiz? Ederi 2 milyon, 1850 isteyen, daha önce kimseyle evlenmemiş, yakışıklı veya güzel, seksi, bunu mu arıyoruz yani? Bizim derdimiz ne? Tamam. Madem bu yaptığın bence çok yanlıştı ama dedim, emeğine sağlık. Artık aramaya başlıyorsun değil mi dedim. Kesinlikle dedi, yeni ayda başlıyorum. Ben dedim, ayın 14'ündeyiz. 16 gün var, düğün falan var, diğerlerim için. Yok yok dedi, ben dedi kendimi dedi birine göre ayarladım. Bu arkadaşla o gün yollara girdim ben. Bizden sonra Star K'ye gitti, oradan bir dahaki alabiliyorsa gitti. Bir daha da duymadım, yaşıyor muyum? Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Bütün bu hazırlıklar bu kadar anlattığım bir saatte de bunların hepsi belki de saniyelik işler. Ama arama yapmaya başlamak. Şimdi gayrimenkul sektörüne gayrimenkul danışmanları başlıyor ve diyor ki ben başlıyorum.
Güzel. Arama yapmaya başla Mümtaz Bey. Eğitimini bir alayım. Tamam al. Eğitimini aldıktan sonra diyor ki yarına sahibinden satılık herhangi bir portföy görüşmesi randevun var mı? Mümtaz Bey biraz daha gelişsin diye bekliyor. Hata yapmaktan lütfen korkmayın. Bakın ben yapmak ve yapabilmek eğitiminde birazdan anlatacağım konuyu Türkiye'de binlerce kişiye canlı anlattım. Canlı canlı. Yapmak ve yapabilmek eğitimi alan var mı burada? Canlı canlı. Güzel. Harika. Orada anlattığımı da arkadaşlarım bilir. Ben ilk biz bu anlamı anlatıyorum değil mi orada? Nasıl küfür ettiğimi anlatıyorum. Hata yapmaktan korkarsanız başarılı olamayacaksınız. Lütfen arayın ve insanlar sizi kızsın, kırsın, paramparça etsin, umurunuzda olmasın. Hata yapa yapa doğruyu yakalayacaksınız. First class'ta başladım. 5 günlük muhteşem temel bir eğitim verdiler. 500 büyük gayrimenkul danışmanları diye bir paket var burada. O 5 günden geçince milyarder oluyorsun. O eğitimi aldım. 6. günü ilk aramamı yaptım. Yaptığım ilk arama beyan alım. Polkart Towers'ta kiralık daire. İlk aramam. Şimdi aramamı eğitim olarak algılamayın. Oranın kötü öğrettiği yanlış konuşma metnini aynısını oynayacağım. Şimdi lütfen bir hanımefendi beyan hanım oynasın ama bilin ki küfredecek. Tiyatro yapıyoruz sadece. Küfür yemeniz. Hadi abi de Zehra Hanım. Tamam. Ama beyan hanım diyeceğim. Ben onu çok özümsedim çünkü. Bana kızın ama tamam mı? Yani çünkü ben bayağı küfredeceğim. İlk aramam bak, ilk biz bu aramamı yapıyoruz. Alo. Bu arada ben Vodafone'da bölge müdürlüğü yapmış, Turkcell'de satış yöneticiliği yapmış, 360 eğitim kurumlarında eğitim vermiş, yaşam koçluğu yapmış, tiyatro oyuncusu Mümtaz fiz bu aramasında heyecanlanıyor. Nasıl yaparım arkadaş diye korkuyor. O yüzden rahat olun. Tamam mı? O bile korkuyor. Alo. Beyan Hanım'la mı görüşüyorum? First Class TransUnion, emlakta birlik. Mümtaz Önal ben, Beyan Hanım. Siz Folkart Towers'ta mı yeriniz? Evet. Kiralık değil mi? Evet. Tamam. Ben gayrimenkul profesyoneliyim. Gayrimenkul profesyoneliyim. Kiraya vermeyi düşünmüşsünüz. Acaba benimle dedim. Orada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben 7 gün önce satış müdürüydüm. Havalar o biçimdi. Son model arabalar, multinetler, bilmem neler. 800 kişi bana bağlı çalışıyor. Orada aklıma ben ne yapıyorum diye bir şey geldi. İlk aramam ya. Allah'ım ben ne yapıyorum? Ola ola emlakçı oldum ya. Bak o anda aklıma o gelince şöyle oldu. Kiralık değil mi? Beyan Hanım ben bir gayrimenkul profesyonel... Ha siktir lan ben ne yapıyorum ya? Alo? Alo. Duydunuz mu? Ya. Kız o çok kötü yaptı beni çünkü. Siz nasıl bir insansınız? Hayırdır hayrola yani siz küfretmeye yerim arıyorsunuz. Ama gülme geldi Beyan Hanım. Aynısı oldu. Yemin ediyorum aynısı oldu. Ama benim gülmem devam etti tabii. Ya dedim abi ben ne yapayım? Kiralıklardan emlak. Ne yaptın? Hayır o bir değil. Bir sürü insan vardı. Kahkahayı bastı. Sonra ne oldu biliyor musun? Bir daha verdim. Açınca da o siniri devam ediyor. Alo. Alo. Beyan Hanım çok çok özür dilemek için aradım. Pis sapık hala mı arıyorsun? Sapık demedi ama. O bana dedi ki ne kadar ağzınız bozuk, terbiyesiz sen niye küfrettin ki dedi. Sonra ben Allah'ım ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım dedim.
ben bu işi yapamayacağım acaba diye düşündüm saniyenin onda bir kadar. Sonra saniyenin onda dokuzu kadar kendime hadi oradan dedim ha. Devam. Dedim şimdi bir daha aramayayım. Şimdi sinirli artık. Şimdi bu Beyan Hanım kim biliyor musunuz? Beyan Hanım yaklaşık 3 gün sonra bir daha aradı. Çok güzel bir özür mesajı yazdı. Ve her şeyi itiraf etti. Bunu benim bu sektördeki ilk aramam olduğu için yaşadım. Normalde böyle birisi değilim. Size kendimi affettirmek istiyorum. Benimle çalışın veya çalışmayın. Hakkınızı helal edin. Asla o hani o kız size değildi. Yani ben kendi durumuma ne yapıyorum ben? Yani bunu yaşayacağım da. Hani o oluyor bir. Yaşadığım ben ya yani gayrimenkul sektöre girdiğimde çok portföy görüşmesinde şey dedim yani. Biz Vodafone olarak Vodafone kullanıyoruz. Öz kıvas da o. Ya bu arada konuşma metninin ne kadar kötü olduğunda farkında mısın? Daha kendini tanıtmana. First class transunion. Emlak da bilmiyorum. Şimdi ben Beyan Hanım'la bir daha görüştüm. Sağ olsun. Tamam. Hadi görüşürüz. Beyan Hanım benim ricamı kırmadı. Dedi ki benim eşim avukat. Bravo açıldı. Tabii mi? Hayır. Oya bugün gelin. Bak eşi beni döve demiyor değil mi? Veya bana dava açmış bile olabilir. Aldım çikolatamı. Gittim. Kendimi affettirdim. Yani gerçeği anlattım ya. Böyle oldu yani. Ben orada resmen hayatımı anlattım 45 dakika. Ay ben şuraya gideyim, ben de çok kilo verdim, bilmem ne söyleyeyim yani. Anlatıyorum, tamam mı? Ve onlar o gün benimle çalışmak istediler. Beyan Hanım benim sektördeki ilk kiralamam. Ve daha sonra, 1,5 yıl sonra, 2 yıl sonra mülkünü satışa çıkarttı. Yine beni aradılar. Ben de o mülkü o zaman ofisimizden çifte kumdular evine. Onlar da orayı sattı. Ve şu anda o kadar böyle birlik sosyal medyada falan devamlı o kadar birbirimize yorumlar yazıyoruz, beğeniler atıyoruz bilmem ne. Arası da bana laf sokar. Sen şimdi gene siktir dersin diye. Yani lütfen arayın. Hata yapın. Arayıp da küfredin demiyorum ha. Yani bu kadar kötü bir fizbo aramasıyla başlamış bir kariyer benimki. Ama gayrimenkul sektöründe şunu görüyorum. Başlayamıyoruz. Başlayamıyoruz. Şimdi biz ara vereceğim biraz sonra ve Instagram yayını sonlandıracağız. Gayrimenkul sektöründe gördüğüm en büyük hata başlayabilmek ya. İkinci en büyük hata da neydi? Hep yapmak. Başlayabilenler de devamlı yapmıyor. Kaç aramada bir randevu alınır sizce bu sektörde? Kaç aramada bir randevu alınır? 100. 30. Yok, 100 yok. Onlar öyle bir yer. Onda bir, 5'te bir. 35'te bir. 35'te bir diyen ki? 30'da bir. 30'da bir. Kaçtır yani? 10'da bir. Bak. Bunu herkese soruldu. Hani Erol Evgin'in bir yarışması var diye 100 kişiye sorduk, 5 popüler cevap arıyordu. Gerçekten çok fazla kişiye soruyorum. Çok fazla ölçüyorum. Bunun Türkiye ortalaması. Herkes 4'te 1, 5'te 1 diyor. Ama herkes yalan söylüyor. Gerçek olan gerçekten onda bir. 10 aramada bir randevu alırsın doğru konuşma metnin varsa. Şimdi ben size 10 aramada bir randevu nasıl alınırı anlatmaya çalışmıyorum. Bu dönüştürme oranı nasıl arttırabiliriz anlatmaya çalışıyorum. Şimdi farz ediyorum sen 20 aramada bir randevu alabiliyorsun diye. Bak rezalet durum. 20'de bir. Bir süredir bizimle olanlar. Abi 20'de bir olabilir mi? Mümkün değil. Tamam. Farz edelim 20'de bir. Geliştireceğiz. Ya 20 aramada bir randevu alıyorsan o zaman her gün bir portföy görüşmesi yapmanın yolu sende ne? 20 arama yapmak. Ya bu kadar. Yani ne yapınca başarıya ulaşıyorsun sorusunun cevabı bu kadar sende varken. Bir randevu almanın yolu 20 aramadan geçiyorsa, sen o 20 aramayı yapmıyorsan,
kendine, eşine, ofisine, çoluğuna, çocuğuna, vatanına, milletine gerçekten ihanet ediyorsun. Ha, yapmaya çalışman gereken şey, ben nasıl 15 aramada 1'e bunu indiririm? Nasıl 10 aramada 1'e indiririm? Her 2 aramada bir randevu alan da var. Neredeyse her aramada alan da var. Ama bu aramanın tek bir amacı var. O da randevu almak. Peki ben zaman yönetimi eğitiminde çok detaylı anlatıyorum. Sizce arama yapmaya İzmir'de yaşıyoruz Allah aşkına. Bize anlatıldığı gibi 9'dan mı başlamalıyız? 9 gerçekten bak benim için çok geç bir saat. Benim dün gece paylaşım saatlerimi falan gördünüz mü bu sabah? Ben uyumuyorum. Hani ben ekstrem örneğim. Beni geç. Beni boş ver. Ama arkadaşlar 9 benim için çok geç. Ama İzmir için erken. Birini 9'da aradığın zaman hayırdır inşallah diye açar dedi. Ya da birini 20 çift 0'da aradığın zaman Allah korusun mu? Tanımıyorum da. Diye açar. Ya ben reddediyorum bak gideceksin bizim markadan da başka bir sürü eğitim alacaksınız. 9 diyecekler. Hayır. 10. Buna 11 diyen de var. Oha diyorum ben de lan bir saat sonra öğlenmeyin zaten. 10. Bak Türkçelde yönetici. Saat 10.20. 10.20. Tamam. Saat 10'la 12 saatler arasında biz bir çağrı merkezi çalışanına dönüşmek zorundayız. Bunu uygulayıp da bunu 3 ay boyunca deliksiz kılçıksız uygulayıp da hayatı değişmeyen insan görmedim. Ama çok az sayıda iş. İşte güne erken başlamak. Sosyal medya paylaşımlarını saat 10'dan önce yapmak veya 19'dan sonra yapmak. 10 ve 12 saatler arasında sadece arama yapmak. Ben 10 ve 12 saatler arasında sadece telemarketing çalışanına dönüşüyorum. Fiz bu aramalarımı yapıyorum, fır bu aramalarımı yapıyorum. Güzel. Ondan sonra yani portföy görüşmesi randevusu alıyorum. Yarın öğleden sonra. Ondan sonra harç ziyaret, ne olduğunu anlatmıştım geçen gün. Bir kez daha anlatacağım daha sonra. Harç ziyaret, eşim, dostum, arkadaşım, akrabam veya tanıdığım eski patronum. Biraz hali vakti yerine insanlarla da randevu alacağım. Bunda da harç ziyaret. Onu da randevusunu alıyorum. Daha bir sürü vaktim var. Kalan vaktimde de Google takvimin ara dediği kişileri arıyorum. Bugün bunun doğum günü, bugün bunun özel günü, bugün bunun bilmem nesi. Tarih kutlamaları varsa o gün Google takvim bana şunu ara dediklerini arıyorum. Saat 10-12 saatler arasına asla portföy görüşmesi koymam. Asla yer gösterimi koymam. Asla pazarlama planı uygulamam. Asla pazarlık müzakere koymam. Benim 10 ve 12 saatler arasında hayatımdan gelen çağrıyı bile çıkartıyorum. Çünkü herhangi bir gelen telefonu açarsam o saatler arasında, 10-12 saatler arasında beni lafa tutabilir, konu çok uzayabilir ve ben randevularımı alamayabilirim. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube 10 ve 12 saatler arasında hayatınızdan çıkarın. Bu saat sizin hayatınızı kurtaracağınız saat. Çünkü bak öyle bir döngü ki bu. Herkesin çok iyi bildiği ama gayrimenkul sektöründekilerin %97'sini unuttuğu bir şey anlatacağım size. Herkesin hedefi huzur değil mi? Herkes huzur istiyor. Huzur neyle oluyor? Maalesef söyleyeyim, söylemekten para, evet biliyorum zor. Parayla oluyor ya, başka bir şey değil. Bugün hastaneye kalp krizi geçirdiğinde bile gitsen, para vermiyorsan anjiyo yapmıyorlar. Anjiyo mu yapmıyor ya? Ben kafamı kaybettim. Para yoksa anjiyo yok diyor. Götür devlet hastanesinde. Devlet hastanesinde bile artık para istiyorlar. Doğru mu? Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Bir İtalyan bir yazarın kitabıydı. Hangi kitap olduğunu vallahi unuttum. Bir cümle okudum. O cümle diyor ki ya ben okuyunca çok materyalist buldum. Çok kapitalist buldum.
Ya yok artık abartmayın ya. Dünyada daha ne değerler var dedim. Saçmalama dedim. Cümle neydi biliyor musun? Diyor ki bu hayattaki en büyük gerçek elektrik faturam dedim. Bitti. Huzura giden yol maalesef paradan geçiyor. Katılıyor muyum? Bugün mevcut şartlarınızı kaybettiğinizde o sizi çok seven çekirdek aile dışındaki insanlara ne oluyor? Yavaş yavaş. Değil mi? Huzura giden yol paradan geçiyor. Peki. Güzel. Tamam. Sağlık da çok önemli. Söylemiş de olalım. Her şeyin başı sağlık. Eyvallah. Ulan bugün ölüyorum çünkü. Huzura giden yol paradan geçiyor. Bu sektöre gelelim. Paraya giden yol satıştan geçiyor. Yani satış kiralamış, işlemden geçiyor. Satış. Satışa giden yol iyi bir müzakereden, iyi bir pazarlıktan geçiyor, doğru mu? Yani pazarlığı da çok iyi bilmen lazım. İyi bir pazarlıktan geçiyor. Yani iyi bir pazarlığa giden yol, yani o pazarlık yani edeceğin, alıcı adayını bulmanın yolu iyi bir pazarlama planından geçiyor. Doğru mu? Güzel. Bizim 3P dediğimiz. Pazarlama. Pazarlayacak bir şey lazım. Onun için bir portföy lazım. Portföy için bana bir portföy görüşmesi lazım. Yani biriyle görüşme yapmadan portföy alamam. Onun için portföy görüşmesi lazım. Portföy görüşmesi için randevuya ihtiyacım var. Randevu. Efendim? Tamam. İçerideki ablana söyler misin? Bir baksınlar. Pardon. Abi eğitim veriyorum. Burada eğitim var. Bağırmasına sevinirim. Gökhan abi bir girelim. Randevuya ihtiyacım var değil mi? Randevu için de aramam lazım. Bu kadar. Şimdi bak neyi unutuyor biliyor musun bu sektörümüzde yetişiyor? Bunlar hepsi birbirine bağlı mı? Bağlı. Ulan arkadaş, arama yoksa randevu yok. Randevu yoksa portföy görüşmesi yok. Portföy görüşmesi yoksa portföy yok. Ya portföy yoksa neyi pazarlayacaksın? Ya pazarlama yoksa pazarlık aşamasına geçiş yok, geçemezsin. Ya pazarlık etmeden satamazsın. Satmaktan para kazanamazsın, para yoksa üzülür. Herhangi birini, bu zincirin herhangi birini çektiğinde her şey dağılıyor, bitiyor mu? O zaman arama yapacaksın kardeşim. Arama yapacaksın kardeşim. Hani var ya, dünyanın en cool, yılda 150 bin lira ciro yapan, gelir asgari ücrete bile gelmeyen, ama aldığı plaketi eşine ithaf eden, çok uykusuz geceler yaşadım. Çok zordu benim için. Ama başardım. Ulan 152'ye böl. Royalty düş. Onu aya böl. Yani bütün masrafın kendine ait. Neyi hitap ediyorsun ya? Hayatını değiştirecek kadar bir parayı kazanmanın yolunu çok bilir o arkadaş. Ama ona sor. Abi nasıl çalışıyorsun der. Sana ne diyecek biliyor musun? Ya bana zaten geliyor. Benim fizbo yapmak artık ne bileyim. Yeniler yapsın. Biz bu saatten sonra oldum mu? Oldum yani. Arkadaş, arama yoksa usuluyor. Art ziyaret yapmaz. Bölge çalışması yapmaz. Fizbo araması yapmaz. Ak sakallı bir dede bekler. Veya üfürüğü kuvvetli hoca. Yani 20 aramada bir randevu alabiliyorsan eğer burayı, şu randevuyu hallettin demektir. En kötüde bile. Şimdi birazdan ara veriyorum. Aranın ardından 20 aramada bir değil, 5 aramada bir, 4 aramada bir, 3 aramada bir randevu al diye neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Pazarlık eğitimimde anlatmıştım. Ama özellikle pazarlık nerede başlıyordu?
Pazarlık benim onu aradığım ilk anda başlar. Nasıl birisi olduğum, nelerden taviz verip vermeyeceğim, nasıl bir profesyonel olduğum ilk aramamdan başlar. Katılıyor musunuz? İlk intiba, ilk tanışma. O yüzden yasaklı kelimeleri bir kez de burada hatırlatmak istiyorum. Çünkü az önceki örnek metinde bile, birazdan örnek metnin tüm ince detaylarına gireceğiz. Instagram canlı yayındaki arkadaşlar da birazdan muhtemelen bana DM'den abi devamını niye yayınlamadın? Etme ne olur falan filan diyecekler. Devamı da kollar renkli Batı 0640'da. Batı Akademi'ne devamı var. Nasıl iyi taktik değil mi? Evet, önce yasaklı kelimeler. Satıcıya lütfen ev demeyin. Evinizi satışa çıkartmışsınız. Ona mülk deyin. Bunun bir gayrimenkul olduğunu, bunun bir beton tahta olduğunu, onun duygusal bağını kesmemiz lazım ilk günden itibaren. Benden devamlı eğitim alacaksınız. Koçluklar, mentorluklar, birlikte portföy görüşmesine gideceğiz. Adam Boğaz Köprüsü onun olsa ve satıyor olsa ona ben köprü seninmiş demem. Gayrimenkulümü satışa çıkartmışsın. Çünkü bir duygusal bağı var. O bağı kırmam lazım. Peki alıcıya da mülk dememem lazım. Ona da ev demem lazım. Yeni eviniz. Yeni ekmek tekneniz dükkansa. Değil mi? Bir dükkan satıyorsam satıcıya gayrimenkul mülk derim. Alıcıya dükkan, ekmek teknesi, düven derim memleketine göre. Tamam. Ama kelimesinden uzak durmanız lazım. Buraya artık detaya girmiyorum. Her seferinde anlatıyorum çünkü. Amanın önce ve sonra söyledikleriniz boş. Hayatım seni çok seviyorum. Seninle tanıştığımız günü hiç unutmadım. Mavi bir kazak vardı değil mi o gün üstünde? Hiç unutmadım sevgilim. Eminim sen de unutmamışsındır. Seninle yaşadığımız bu 15 sene hayatımın en güzel 15 senesiydi. Ne geliyor? Nice güzel günler yaşadık. Kah güldük, kah üzüldük. Ama sen beni hiç kırmadın. Ben de seni hiç kırmamaya çalıştım. Hiç senle hep çok iyi geçindik. Hep çok iyi arkadaş olduk be. Ama ne geliyor? %95 ne geliyor? Başkasına aşık olur. Oha. Lan başkasına aşık oldun böyle mi söylüyorsun? Aynen. Böyle söylüyorsan başkasına aşık olmamışsın diyor zaten. Hala ona aşıksın diyor. Ama diyorsan ben tamam işte. Bitti. O yüzden şu ama kelimesini lügatımızdan çıkardım. Bunun yerine ben çok güzel lakin diye bir kelime buldum. Haklısınız ama hayatınızdan haklısın kelimesini de çıkardım. Çünkü birine haklısın dediğin anda aksini iddia edemezsin. Bunun yerine anlıyorum lakin. Sizi anlıyorum. Lakin dediğinde kendi karşı teorini sunabilirsin. Teknik kelimesini hayatınızdan çıkarın. Lügatınızdan çıkarın. Silin. Çünkü teklif kelimesinin anlamı tekliftir. Yani teklif, bu sadece bir teklif. Ufak Bey, mülkünüze 1.550.000 liralık bir teklif var. Mı daha iyi. Murat Bey, mülkünüzü satın almak isteyen biri var. Mülkünüzü satın almak istediği, çıkabildiği maksimum rakam 1.550.000 lira. Bu kadar net değil mi? Birinciye ve ikinciye bakış açınız ne kadar farklı olur değil mi? Teklif kelimesini hayatınızdan çıkartın. Rakam, satın alınmak istenen rakam. Bütçe kelimesini hayatınızdan çıkartın. Kim kime gerçek bütçesini vermiş? Lan eşler birbirine gerçek parasını söylemiyor. Ya niye söyleyeyim ya? Ayıp. Tamam. Cebinizde 700 bin lira parayla oto galeriye gittiniz ve bir araba alacaksınız. Galeri soruyor. Bütçeniz ne kadar? Ne dersiniz? Sana ne? Diyebiliriz. Ya da? Biraz tam bütçeyi verir misiniz? Bu incana cincana son paranız. E kimse kimseye gerçek bütçesini vermiyorken şu bütçe kelimesi niye? Benim bütçeyi anlamaya çalışmama gerek yok. İhtiyacı anlamak lazım. Bak bir hafta önce benim yanımda bir arkadaşım telefon geldi. Arabayla gidiyoruz, o da hoparlörle konuştuk. Bak. Telefon geldi dedi ki, ya ben sizi de bir sosyal medyadan takip ediyorum, buldum dedi. Arkadaşımın ismini vermeyeceğim. Sizi
dedi, sosyal medyadan buldum dedi. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun dedi. Bizim dedi bir yatırım amacıyla dedi, bir eve ihtiyacımız var. Arkadaşım dedi ki, sanki benden hiç eğitim almadı. Lan benim eğitimde şehir şehir gezen arkadaş. Dedi ki, bütçeniz dedi. O da dedi ki, iki. Nereye kadar çıkabiliriz dedi. Yani dedi, 100-150 daha çıkabiliriz. Yani çok zorlasak dedi, bu mudur? Ya adamın sadece adını biliyor. Ya cebinde ne kadar parası olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani var mı elinizde bir şey? Ama bütçe yani şimdi, nereye kadar çıkabiliriz? Abi kendimi parçalayacağım, arabayı kullanıyorum ama çöktüm. Böyle gidiyorum. Adam diyor ki, ya hadi siz 2-200 olarak not alın. 2-300 diyelim mi biz ona? Diyelim ulan dedi. Tamam, diyelim. Neresi var? Tamam, 2-300'e kadar ben çalışayım. Abi adam ne yapıyor? Ne anladı? İhtiyacı ne? Nerede? Niye? Kaç artı kaç? Niye? Kaç kişi yaşıyorlar, yaşayacaklar veya ne kadar zamanda neye ihtiyacı var? Niye hasat yapıyor? Niye? Neyse, bunlara gireceğiz. Ben dayanamıyorum. İhtiyaç kelimesi çok önemli. Önce ihtiyacı anlayacağız, bütçeyi değil. Ne zaman müsaitsiniz gibi aptalca bir soruyu hayatınızdan çıkarın. Çünkü sen birine ne zaman müsaitsin dediğin anda, farkında olmadan bütün süreci o yönetmeye başlar. Beyninde artık senin için o ebeveyn moduna çıkmıştır. Sen artık çocuk modundasın. İki yetişkin değilsiniz artık. O bir iş insanı, sen bir iş insanı değilsin artık. Ne zaman müsaitsin sorusunun karşı tarafın beynin içinde bir yerde bıraktığı sinyal, oraya attığı pıhtı ne biliyor musunuz? Bu boş gezenin boş kafası. Ben ne zaman istersem müsait. Demek ki ben bununla çalışırsam yine hep müsait olurum. Ne zaman müsaitsiniz diye bir şey yok. Seçmeli soru. Bu artık diğer eğitimlerin konusu. Yasaklı kelimelere devam ediyorum. Komisyon. Birinden komisyon isterseniz size komisyon öder. Ve komisyonda pazarlık eder. Etmez misiniz? Komisyon kelimesi ne kadar pazarlığa açık bir kelime değil mi? Şöyle bir düşündüğünde. Ama sen ona ilk günden beri hizmet ve hizmet bedeli dersen, benim bir hizmetim var ve bedeli pazarlığa açık değil. Ben size bir hizmet veriyorum ve bu hizmetin bir bedeli var. Ben sadece hizmetimin bedeli var. Yani hayır. Tamam mı? İlk günden beri hizmet bedeli kelimesini hayatınıza sokun. Sözleşme. Ne kadar kullandığınız kelimeler değil mi? Atın, silin, parçalayın, paramparça edin. Sözleşme ne kadar itici bir kelime yani. Değil mi? Sözleşme. İtici değil mi? Yazılı bir şey bir kere. Yazılı olan her şey insan olduğu için iticidir. Hocam, Türksel. Sözleşme alıyor değil mi? Bir yıldır, iki yıldır. Taahhüt. Sözleşme. Çok iyi bir haberim var. Kontrat. Biz ona müthiş bir şey bulduk. Hizmet bedeli. Çünkü biz hizmet veriyoruz, dediğini alıyoruz. Taahhüt. Yetki süremiz var sadece. Lütfen şu sözleşme kelimesini hayatınızdan çıkartın. Bağlayıcılık. Bağlayıcılık sözleşme. Ya Vodafone'da şey yazıyordu. Bağlayıcılık sözleşme. 36 ay bağlayıcılık sözleşmesi. Hadi imzalat. Lan her şeyi ikna ediyorsun, önüne koyunca patlıyor. Bağlayıcılık mı? Evlilik sözleşmesi. Son 3 dakika. Aramadaki tek amacının fark yaratmak olduğunu unutma. Çünkü sen diğerleri gibi aramayacaksın. Birazdan konuşma metninde göreceksiniz ki ben kendimi ön plana çıkartmayan, markamı ön plana çıkartmayan, ben Mümtaz Önal demeyen, Mümtaz Önal benle cümleye başlayan, Colwell Banker, Batı 0640 gayrimenkulde Bostanlı bölge uzmanlığı yapan müthiş bir gayrimenkul gelsin. Rokta Şambur'u da arıyorsan. Neyse. Yani anladınız mı beni? Ben fark edeceğim. Benim samimiyetimi ortaya koymam lazım. Egolarımı değil.
Evet, bağlı bulunduğum kurum Colbert Banker. Evet, ofisin batı 06'dır. Bu iki markayı da en son söyleyeceğimi göreceksiniz. Görüşmenin bir yerine bağlı bulunduğum kurum dediğimi göreceksiniz. Ama seni arayan benim. Mümtaz Önal'da. Çünkü marka sizsiniz. Aramadaki tek amacım fark yaratmak. Bir av var. Bugün Bostanlı'da sahibinden satılığa çıkmış kişi bizim sektör için bir av, değil mi? Ve onu avlamaya çalışan, sadece o gün onu avlamaya çalışan 90 kişi var. Diğer 89'unu yenmen lazım. Zor. Değil mi? Kolay değil. Peki 89'u gibi yaparsan fark yaratabilir misin? Fark yaratamazsın. Bir gün bir eğitime gittim. Çılgın dershane firmasına. Yani çok kalabalıklar, 300 kişiler, kimse birbirini tanımıyor. Oraya gittim eğitime. Bir tanesi şey dedi, söz aldı mikrofona. Dedi ki, ben dedi fark yaratıyorum dedi, bölgemde dedi. İnsanlar dedi, benimle tanışmak istiyor dedi. Ne yapıyorsun diye sordu hocam. Dedi ki, şöyle yapıyorum. Alo merhabalar, inanılmaz şanslı gününüz. Size %10 indirim hakkı kazandınız desem, neydi? Hizmet bedelinde. Çekiliş yaptın, ona mı çıktık? Gerizekalı, ne yapmaya çalışıyorsun? Arada kıstırdım, abi ne kadar oldu sektörde dedim, 2,5 yıldır. Nasıl gidiyor dedim ya, işler civarında, onu vallahi dedim. Böyle %10 vermeme rağmen dedi, ben bir bak. Ya fark yaratmak böyle bir şey değil. Tamam mı? O 90 avcı. Çünkü bir şeyi herkes gibi yaparak farklı sonuç alamazsınız. Herkes gibi yaparak farklı sonuç alamazsınız. Instagram'da şu anda bizi izleyen kişi sayısını öğreneyim. Çok popüler olamadık mı burada için? Kaç abi? 42. 42. Bayağı düşmüş. Neyse, yapacak bir şey yok. Arkadaşlarıma çok selamlarımla, sevgilerimle. Buradan onlara selam göndereceğiz. Instagram canlı yayını sonlandırıyoruz. Olguncum paylaş butonuna basmayı unutma, silinmesin. Değerli arkadaşlar, birazdan örnek konuşma metniyle başlayacağız. Size çok iyi bir haberim var. Bugün öğleden sonra burada hep birlikte biz bu arama yapacağız. Gerçek canlı canlı bu Bostanlı'daki bu abileri vereceğiz. Tamam? Veya yani sizin uzmanlık bölgenizdekileri tabii arayacağız. Nereyi istiyorsan, nereyi belirlediysen artık. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Saat 11.10 geçiyor. Gerçekten 3.30'da tam bu düzenle hazır olacağınıza söz veriyorsanız 20 dakika. Abi benim sağım solum belli olmaz diyorsanız 15 dakika da versin. Nasıl istersen. 3.30'da tam böyle hazır olur mu? Evet. Anlaştık, süper. 3.30'da görüşürüz. Çok teşekkürler.